sorularınıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İslam'ın insana ve çevresine gösterdiği saygı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayvanlar hakkındaki tavsiyelerinde de kendini gösterir. Kedi, İslam kültüründe ve peygamberin yaşamında özel bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca kedilere karşı daima şefkat ve merhamet göstermiş, ümmetine kedilere iyi davranmaları konusunda örnek olmuştur. Rivayetlerde, kedilerin saf ve temiz yaratılışı, onlara sevgiyle yaklaşmanın önemini vurgulayan çok sayıda olay ve öğüt mevcuttur. Hazreti Muhammed'in kedilerle olan ilişkisi ve onlara yönelik teşvikleri, yalnızca kedilerin bakımını teşvik etmekten çok, İslam'da hayvanlara yönelik genel bir ahlak ve merhamet anlayışının yansımasıdır. Bu yüzden evde kedi yetiştirme tavsiyesi aslında birçok dini, ahlaki ve toplumsal değeri içinde barındıran geniş bir meseledir. Peygamber Efendimiz'in kedileri sevmesinin en önemli sebeplerinden biri, kedilerin temizlik ve saflık özellikleridir. Kediler doğaları gereği temiz canlılardır. Kendilerini sürekli temizlemeleri, İslam'ın temizlikle ilgili kurallarına uygun bir davranış örneğidir. Peygamber Efendimiz de temizlik üzerinde çok durmuş, temizlik imanın yarısıdır buyurarak temizliğin önemini vurgulamıştır. Kediler bu temizlik hassasiyetleri nedeniyle hem ev halkına zarar vermezler hem de İslam'ın temizliğe verdiği önemi hatırlatırlar. Kedi beslemenin temizlikle ilgili farkındalık oluşturmak ve bu konuda bilinçli olmaya teşvik etmek gibi bir yan anlamı da vardır. İslam, merhameti her canlıya gösterilmesi gereken bir erdem olarak tanımlar. Peygamber Efendimiz, kedilerde dahil olmak üzere tüm canlılara karşı şefkat göstermenin, müminin kalbini yumuşatan bir özellik olduğunu anlatmıştır. Kedilere olan sevgi, insanın içindeki şefkat duygusunu güçlendirir ve onları koruma güdüsü geliştirir. Hazreti Muhammed'in kedilere şefkatli davranışı, merhamet eğitimi olarak düşünülebilir. Evde kedi yetiştirmek, bireylerin kalplerinde merhamet tohumlarının yeşermesine vesile olur. Bu aynı zamanda insanın ahlaki değerlerini geliştirme ve empati yeteneğini arttırma açısından da önemlidir. Peygamber Efendimizin kedilere gösterdiği özel ilgi, ümmeti içinde bir yol gösterici olmuştur. Rivayetlere göre Peygamber Efendimizin Muezza adlı bir kedisi vardı. Hazreti Peygamber, Muezza'yı yanından ayırmaz, ona karşı sevgi dolu davranırdı. Bir gün Muezza, Peygamberimizin cübbesinin üzerinde uyuyakaldığında, onu uyandırmamak için cübbesini kesip kediyi rahatsız etmemeyi tercih etmiştir. Bu olay, kedilere gösterilmesi gereken inceliği, saygıyı ve nezaketi simgeler. Peygamberimizin bu tutumu, hayvanların huzurunu, rahatını ve haklarını gözetmenin önemini ümmetine anlatır. Kediler, huzurlu ve sakin yapılarıyla bilinirler. Bu özellikleri, İslam'da iç huzur ve maneviyat açısından önemlidir. Peygamber Efendimizin yaşamında huzur ve sükûnetin özel bir yeri vardır. Bu nedenle kedilerin evde manevi bir rahatlık ve huzur kaynağı olduklarına inanılır. Kedilerle geçirilen zaman, insanları stresten uzaklaştırır, sakinleştirir ve rahatlatır. Bu ruh hali, ibadete odaklanmayı kolaylaştırır ve manevi bir huzur hissi verir. Kedilerle vakit geçirmenin getirdiği sükûnet, insanı dünyevi telaşlardan uzaklaştırır, zihinsel bir dinginlik sağlar ve ruhani bir atmosfer yaratır. İslam'da hayvan haklarına büyük önem verilmiştir. Peygamber Efendimiz, insanlara hayvanlara karşı adaletli ve merhametli olmalarını öğütlemiştir. Kedilere iyi davranılması, bu adalet anlayışının bir parçasıdır. Hadislerde, bir kediyi aç bırakıp ölümüne sebep olan bir kadının cezalandırılacağı, başka bir kişininse susuz kalmış bir köpeğe su verdiği için Allah tarafından affedildiği anlatılır. Bu örnekler, hayvan haklarının İslam'da ne kadar ciddiye alındığını gösterir. Evde kedi yetiştirmek, Müslümanlara hayvan haklarına saygı göstermeyi hatırlatan bir sorumluluk örneği olur. Kedilere iyi bakmak, onların haklarını gözetmek ve ihtiyaçlarını karşılamak, İslam'ın adalet ve merhamet ilkelerini ev ortamında uygulamaya dökmenin bir yoludur. Evde kedi beslemek, toplumsal şefkat duygusunun bir göstergesidir. Kedi, ihtiyaçlarını kendisi ifade edemeyen, yardıma ve korumaya muhtaç bir canlıdır. Kedilere karşı sorumluluk bilinci geliştiren bireyler, toplumda yardımlaştırmaktadır.
anlaşma ve dayanışmayı da yayarlar. Peygamber Efendimiz yalnızca insanlara değil, tüm canlılara karşı merhametli olmayı öğütlemiştir. Kedilerle geçirilen vakit insanları toplumsal anlamda daha duyarlı hale getirir ve çevrelerindeki insanlara da yardımlaşma konusunda örnek teşkil eder. Hadislerde kedilerin evde beslenmesinin zararlı olmadığını ifade eden pek çok rivayet bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz kedilerin necis olmadığını, yani kirli sayılmadıklarını ve evde bulunmalarının bir sakınca yaratmadığını belirtmiştir. İslam, yaşam alanlarında temizlik ve hijyene önem verirken kedilerin evde beslenmesinde bir sakınca görmemiştir. Aksine kedilerin evdeki bereketi arttırdığı, bulundukları ortamı huzurlu kıldığına inanılır. Kediler, İslam kültüründe eve bereket getiren hayvanlar olarak görülmüştür. Bu yüzden evde kedi beslemek ev halkına zarar vermediği gibi manevi bir huzur ve bereket kaynağı olarak da kabul edilir. Kedilerle ilişki kurmak insanlara birçok yönden olgunlaştırıcı bir deneyim sunar. Kediler bağımsız ve özgür ruhlu hayvanlardır. Bu yüzden onların bakımı, sahiplerine saygıyı, sabrı ve tahammülü öğretir. Peygamber Efendimiz insanlara karşı olduğu kadar hayvanlara karşı da sabırlı ve hoşgörülü davranılmasını öğütlemiştir. Kedilerle yaşam, insanları düşünceli olmaya, karşılıksız sevgi göstermeye ve karşılık beklemeden iyilik yapmaya teşvik eder. Ayrıca kediler sadece sevimlilikleriyle değil, kendilerine has bağımsızlıkları ve özgürlükleriyle de insanlara ilham verirler. Peygamber Efendimiz, kedilerin ağızlarının ve tüylerinin insan sağlığına zarar vermeyeceğini belirtmiştir. Kedilerin temizliği hem kendi doğal yaşam tarzlarının hem de İslam'da temizliğin öneminin bir göstergesidir. Peygamberimiz, kedilerle aynı kaptan su içmiş, onlara kendi yemeklerinden vermiştir. Bu davranış, kedilerin hijyen açısından evdeki diğer eşyalara ya da insanlara zarar vermeyeceği anlayışını destekler. Peygamber Efendimizin bu tavrı, kedilerin temizlik ve hijyen bakımından evde güvenle beslenebilecek canlılar olduklarını göstermektedir. Kedilere karşı sevgi beslemek, Peygamberimizin öğretilerinde yer alan genel merhamet prensibini uygulamaya geçirmenin yollarından biridir. Evde kedi yetiştirme teşviki, yalnızca fiziksel bir sorumluluğu değil, aynı zamanda manevi bir eğitimi ifade eder. İnsanlar kedilerle ilgilendikçe, yaratılmış olan her canlının bir hikmeti olduğunu ve her canlının Allah'ın rahmetine muhtaç olduğunu anlar. Bu anlayış, kişiyi kibirden uzaklaştırır ve Allah'ın yarattığı her şeye şefkatle yaklaşmasını sağlar. Sonuç olarak kedilere gösterilen şefkat, İslam'da hayvanlara yönelik genel merhamet anlayışının bir yansımasıdır. Peygamber Efendimizin kedilere karşı sergilediği özen, Müslümanlara merhamet, temizlik, sabır ve adalet gibi birçok değeri hatırlatır. Evde kedi yetiştirmek, bu erdemleri günlük hayata taşımanın somut bir yolu olarak görülür ve Peygamberimizin şefkatini örnek alarak insanlar arasında sevgi ve merhamet tohumlarını yeşertir.